Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Az önce size kısa bir kesit izlettim. Konumuz Türkiye'ye gelen Afgan göçü ve Afgan tehlikesi. Şimdi bana şöyle bir soru sorulsa, Türkiye'ye 10 milyon tane Suriyeli mi göç etsin, 1 milyon tane Afganistanlı mı göç etsin? Ben derim ki 500 bin Afgan yerine 10 milyon tane Suriyeli gelsin. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'ye Suriyeli de gelmesin, Afganistan da gelmesin. Türkiye kendi haliyle gayet iyi bir şekilde. Herkes kendi coğrafyasında özgürce, mutlu mesut yaşasın. Evet, benim de fikrim bu. Benim de katıldığım bir fikir bu. Ama maalesef ülkelerdeki olan savaşlar, iç isyanlar ve sıkıntılar belli. Ve bunlar oluyor. Peki Afganistanlıların gelmesindeki büyük problem ne? Onlardan bahsedeyim size. Afganistanlardan bahsetmeden önce Afganistan'ı ve Afgan halkını çok iyi tanımak lazım. Bunlar bildiğiniz gibi öyle örgütsel, tarikatsel veya işte tarikat İslamcılığı, aşırı İslam terörcülüğü anlamında değil de tarihte yaptıkları savaşlar ve tarihiyle bilinmesi daha doğru olur. Bunlardan çok fazla insanlar bahsetmiyor veya bilmediği için konuşmuyorlar ama ben size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Afganistan oldum olası çok büyük problemler yaşayan, ta Sovyetler Birliği'nden beri savaş içinde olan bir ülke. O yüzden Afganistanlıların diğer bir lakabı savaşın çocukları. Bu savaşın çocukları lakabını ben kendim uydurmuyorum. 80'li yıllarda, 85'li 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği Afganistan'a girdiği zaman Amerika'nın çok büyük önemli dergilerinin kapaklarında Afgan mücahit savaşçıları, Afgan özgürlük savaşçıları veya savaşın çocukları olarak atılan başlıklarla dergi kapaklarında yer alan bir millet Afganistan. Amerika'nın zamanında çok fazla övdüğü ve desteklediği bir topluluktu Afgan milleti. Hatta Afganistanlılar için çok izlenmiş ve beğenilmiş bir film ve benimsenmiş bir Amerikan film kahramanı olan Rambo'nun 3. filmi çekilmiştir. Yani bunlar gerçekten Afganistan'a verilen destekleri insanlar daha fazla desteklesin veya gündeme getirsin, karşı çıkmasın diye yapılmış bir Rambo 3 filmi vardır. Bu tamamen kesinlikle Afganlar için yapılmış bir filmdir. Filmin konusunda Rambo'nun işte kendisini var eden generali oraya esir düşüyor bir istihbarat için. Onu kurtarmaya çalışırken Afgan insanların, yani Afganistanlı savaşçıların orada Sovyetlere karşı verdiği mücadele, savaş, zulme karşı baş kaldırışları ve özgürlük dayanışmaları anlatılıyor. Birçok kişi filmi izlemiştir ama bu şekilde bakmamıştır filme. Yani bu Amerika'nın kendisi için değil de başkası için yapmış olduğu çok nadir filmlerden birisidir. Dediğim gibi Afganistan milleti, yani Afgan milleti Avrupa'da ve Amerika'da savaşın çocukları olarak 80'li yıllara damgalarını vurmuştur. Konu şöyle başlıyor, filmden bahsetmiyorum. Sovyetler Birliği komünizmin bir kısmını yayarken, insan yani dünyaya komünizmin bir kısmını yayarken, işte Che Guevara'nın ülkesi olsun, diğer ülkeler olsun, komünizmin ayak sesleri ufak ufak çıkmaya başlamıştı. Bu ülkelerden birisi de Afganistan'dı. Afganistan bir İslam cumhuriyetiydi ama moderndi, yani İran'ın şah zamanındaki, şah dönemindeki modern halkı, giyim, kuşam olsun, anlayış olsun, algı olsun bu şekildeydi. Google'a eski Afgan resim, yani Afganistan resimleri yazarsanız kadınların başı açık, tesettürden uzak, mini etekli veya kolları açık, kısa etekli kıyafetleri olan, yani Atatürk devrimi zamanındaki kıyafetlere geçiş gibi bir geçiş dönemini bizden önce yaşadıklarını görürsünüz. Afganistanların böyle bir olayı vardı. Bunun açığından faydalanarak Sovyetler Birliği biraz komünizmi oraya empoze etmeye çalıştı ve başarılı da oldular. Yani ufaktan ufaktan komünizmin ayak sesleri oraya gelmeye başladı. Tabii komünizmin ekstrası İslamcı bir hareket de vardı. Bunlar bu şekilde devam ederken, kısaca anlatıyorum. Bunların tarihiyle ilgili videolar var, açıp bakabilirsiniz. Böyle bir çatışmalar falan yaşanmaya başladı. Sonra İslamcı bir birlik biraz fazla bir şekilde orada varlığını göstermeye başlayınca komünizmin simgesi olan ve komünizmin devi olan Sovyetler Birliği oraya ufak ufak, yani birebir olmasa da el altından supportlamalar, desteklemeler vermeye başladı. Bunların meydana getirdiği ufak tefek çatışmalarla bir yerlere gelince baktılar ki komünizm böyle olmuyor. Komünizmin simgesi olan demir yumruğun Sovyetler Birliği tarafından Afganistan'a yavaş yavaş başlaması öngörüsünde bulundular. Geçmiş tarihten bugüne kadar Rusya ile Amerika'nın hiçbir şekilde savaştığı görülmemiştir. Aslında Rusya ve Amerika el altından çok fazla kez savaşmıştır. Ama birebir savaşmazlar. Yani bu şekilde savaşırlar. Mesela Rusya'nın destek verdiği, yani Sovyetlerin veya Rusya'nın destek verdiği bir ülke varsa, o destek verdiği ülkenin düşmanına Amerika kesinlikle el altından bir şekilde silah yardımı, teçhizat yardımı, teknoloji yardımıyla karşılık verip yıpratmaya çalışmıştır. Aynısını Rusya da Amerika'ya yapmıştır. Vietnam savaşları, Kore savaşları hep bu şekilde olmuşlardır. Yani Vietnam'da Amerika'yı biçen Vietnam, yani Vietcong halkı Amerika'yı biçmesinin en büyük paylarından biri olarak görülen ve yani bu tarihte belgeli olarak kanıtlanmıştır ve sunulmuştur, yani maddelerden biri olarak. Amerika'nın kullandığı 556'lı M16 A4'lere karşılık
Vietnamlıların kullandığı keleşlerdi. Tabii keleşleri Vietnam'ın fakir halkı çiftçisi nasıl alacak? Alamaz. İşte Rusya el altından Amerika'yı yıpratmak için böyle bir olay yapmıştı. Aynısını daha önceden Sovyetler Birliği Afganistan'a girdiği zaman Amerika yapmaya başladı. Hatta Amerika'nın ajanlarından yakalananlar oldu, bu filme konu olmuştu ama her bir filmin konusunun gerçeklik payı da vardır. Bu da filme yansımıştı. Amerika'nın ajanlarından yakalananlar oldu, sorguya çekilenler oldu. Rusya'nın savaş helikopterleri ve muntazam atak helikopterlerini indirebilecek füzeler, füze başlıkları, roketler veya roket başlıkları el altına verilirken Sovyetler tarafından yakalanmışlığı bile olmuştur. Amerika bunu reddetmiştir başka ülkeden satın alırken yakalandığı gibisinden ama biliyorsunuz bürokrasinin %50'si yalandır, yani yalanlar üzerine kuruludur. Bu şekilde bir savaş sistemi olmuştu ve büyük çatışmalara yol açmıştı. Hatta Sovyetler Birliği çok ağır kan kaybı yaşamıştı. Gelelim konumuza. Afganların sıkıntısının en büyük sebeplerinden biri buydu işte, savaşın çocukları olması. Savaşın çocukları nedir? Size biraz daha net anlatayım. Videonun başında dedim ki 10 milyon tane Suriyeli gelsin ama 500 bin tane Afgan gelmesin. Şimdi Suriyelilerin savaşı başladığı zaman Esed rejimine karşı Sünni Şii çatışmaları çıktı. Ayaklanmalar oldu. Biz haksızlığa uğruyoruz dediler. Ayaklanmalara ordu müdahale etti. Ordu artık devlet olarak, hükümet olarak İdlib'de bombalamalar, sivil kayıpları, sivillere karşı çatışmalar falan oldu. Suriye'de İdlib'in bombalanması, problemler, askerin sivil halkla çatışması falan derken karışıklıklar falan oldu böyle. Buna nazaran Suriyelilerde bir iç çatışma ve savaş çıktı. Suriyeliler çatıştı. IŞİD, DAEŞ, PKK, PYD artık neyse bir sürü örgüt kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Ve Suriyeliler artık şöyle bir kanıya vardı veya olaya vardı. Kardeşim biz bir sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa bize göç hakkı verdi. Avrupa'nın yaptığı hainlikle Türkiye dedi ki göçü durdurun, biz size destek veririz. Türkiye bir mülteci kampları falan kurdu. Suriyelileri bünyesine almaya çalıştı. Burada anlatmak istediğim şu: Suriyeliler kaçarken karısını, çoluk çocuğunu gönderdi ilk başlarda. Sonra baktılar ki savaştan bir sonuç veya netice alamayacaklar. Kendileri gelmeye başladı. Yalnız Türkiye'ye yetişen Suriyelilerin şöyle bir olayı var. İdeolojileri var. Nasıl bir ideoloji? Ben Suriye'de yaşayamadım. Geldim Türkiye'de yaşamaya başlayayım. Türkiye'de çoluğum çocuğum için bir şeyler yapmaya başlayayım. Suriyelilerin küçük bir kısmı veya büyük bir kısmı olarak tartışmıyorum. Bazıları dedi ki biz Suriye'de savaş düzelene kadar burada kalırız, sonra geri döneriz. Bazıları dedi ki biz burada kalıp hayatımızı devam ettiririz. Bunların Afganlardan farkı şu: adamlar buraya gelirken karısını, çoluk çocuğunu getirdi. Bekar olan adamlar geldi, bekar olan kadınlar da geldi. İşte bekar olan adam burada işini kurdu. Suriyeli, Suriyeliden kadın aldı, evlendi. Adamlar burada bir hayat kurma planıyla geldiler. Suriyelilerin tabii hırsızlık olan kısımları, suç kaydı olan kısımları, cinayet kısımları falan oldu mu oldu. Her yerin iyisi kötüsü var ama çok büyük bir aşamada veya çok büyük bir kitlede değil. Yani 1000 Suriyeliden belki 5 tane, 10 tane falan gibi bir durumlar oldu burada. Yani baktığınız zaman Türklerle aynı dertlere sahipler. Yani dertler dedim, yani yaşama derdi, bir mücadeleleri var. Şimdi birçoğunuz görmüşsünüzdür, ben İstanbul'da oturuyorum. Suriyelilerin çok fazla sayısal olarak baskın olduğu mahalleleri var. Burada Suriye marketleri var, Suriye telefoncuları, teknoloji aletleri var. Suriyelilere ait giyim, kuşam veya yemek yapan yerler var. Adamlar oturtmuş, bunları anlattım. Afganların derdi bu şekil değil. Afganlar savaştan, ölmekten kaçıyor. Adamlarda bir ideoloji yok. Savaşın çocukları olayı buradan geliyor. Nasıl bir olay bu? Şimdi Afganlar Sovyetlerden sonra Amerikalıların işgaline uğradı. Yani Taliban çıktı. Yani Sovyetler çıktıktan sonra silahlı örgütler başladı. İslami bazı devrimler anlamında bazı problemler çıktı. Patlamalar, çatışmalar. Bazı örgütlerle çatışmaya başladı. Bazı örgütler bir olup hükümetle çatışmaya başladı. Sürekli kan gövdeyi götürdü. Hatta Sovyetler giderken bazı silahların kopyalanmaları oldu. Yani Afganistan böyle resmi veya çok mükemmel teknolojiye sahip ileri devrimsel bir ülke değil. Modern bir ülke de değil. O yüzden böyle patentlemeler, kurallar, kanunlar, yasalar sıkıntılı. Yani adam 10 tane oğlu var diyelim. Adamların oğlu işe giderken ya birisi öldü, vuruldu, bir çatışmada gitti diyebiliyor. Yani bunu çok tuhaf karşılamıyorlar. Ha, üzülüyorlar mı? Üzülüyorlar. Sonuçta onlar da insan ama hani bizim gibi bir şok, bir savcı tutun, avukat tutun, bir müfettiş, dedektif tutun durumları yok. Çünkü zaten çatışma ülkesi olduğu için sıkıntılı ve hani size anlattım ya, Suriyelilerin telefoncuları var, şunları var, bunları var. Adamların Afganistan'da silah marketleri var. Yani böyle küçük demir atölyeleri var, workshop tarzı dedikleri. Orada birebir silah kopyalayıp yaptıkları yerler var. Ruhi Çenet veya buna benzer insanlar gitmiştir, görmüştür. Yani silah atölyesi, adam birebir keleş yapıyor, MP5 yapıyor, MPT yapıyor.
yurt dışından gelen bazı silahları orada kopyalayıp kalıba döküp tabanca falan yapıyor. Ve bunları normal eşya, yani bir Zara'da kıyafet satılıyormuş gibi satıyor yani. Hatta silahçılar sokağı var. Hani İstanbul Kapalı Çarşı'da nasıl kuyumcular sokağı var, gümüşçüler sokağı varsa bunların da silahçılar sokağı var yani. Böyle yerler var. Ağır makinaların olduğu sokaklar ayrı, tabancaların olduğu sokaklar ayrı. Böyle değişik bir sistemle yaşayan insan grubu bunlar. Modernize olan kanunun olduğu çok nadir 3-5 tane başkentleri var. Geri kalan böyle Allah'a emanet bir Varşova. Böyle problemli bir ülke Afganistan. Şimdi böyle problemlerin getirdiği bazı sıkıntılar da adamların okulları yok, eğitim sistemleri sıkıntılı. Yani medrese deyip geçmeyin. Medrese sistemleri bile sıkıntılı. Yani sürekli bir eğitim alıp eğitime aktaran adamları falan da yok. O yüzden kendi bildikleri düzen veya gözü kara bir sistem, kim ne öğrettiyse o şekilde ilerlemişler ve yetişmişler. Bunlarınkisi savaş. Kuşaklar hep böyle gitmiş ve savaşın verdiği tecrübeler ve nefret, kin, intikam neyse bu şekilde empoze edilerek gidiliyor. Yani Afganistan'da bir adam ben çalışayım, çok zengin olayım, holdingler, şirketler açayım, çok rahat yaşayayım, bir Mercedes alayım, altıma takayım, güzel bir kadınla evleneyim, çoluk çocuğum, villalı havuzlarım, böyle bir sistemleri yok adamların. Bu da bir ideolojidir yani, yaşam ideolojisidir, hedeftir. Böyle bir sistemleri olmadığı için gözü karalar bu insanlar. Üzerine bu olayın Taliban geldi. Taliban 11 Eylül'de işte İkiz Kuleleri vurdu. Amerikan saldırıları oldu. Amerikan çatışmaları oldu. Siz zannediyor musunuz oradaki sivillere hiçbir şey olmadı? Tabii ki de ortalığı biçip geçti Amerika. Kendi sistemini oturtmaya başladığı için, bu Sovyetlerde de aynısı oldu. Çok büyük teknolojiler karşısında insanlar öldü, şehirlerini terk etmek zorunda kaldı. Hatta bazı sıkıntılı durumdan dolayı insanlar kendilerini cihat veya mücadele adı altında örgütlere katıldılar, sürekli çatışma için yetiştiler, dağlarda yaşadılar, gerilla sistemine, savaş sistemine alıştıkları için adamlarda lüks bir şey ifade etmiyor. Ekstra hayat, rahatlık bir şey ifade etmiyor. Çünkü rahatlık nedir bilmiyorlar. Belki burada görecekler ama ben size ilerisinde anlatacağım nasıl sıkıntılar yaşayacağımız, orada beni daha iyi anlayacaksınız. İnsanlar o kadar sıkıntılı oldu ki, yani adamlar Afganistan'dan kaçabilmek için hareket eden uçağın tekerlerine falan bindiler, biliyorsunuz düştüler. Yani adamlar bu kadar kara cahil, yani tabiri caizse. Yani adam ölümü bu kadar göze almış. Bu kadar sıkıntılılar. Motoruna tutunmuş, sarılmış adam, uçak havalanıyor. Demiyor ki ulan uçağın verdiği etki kuvveti, rüzgar kuvveti, hava basıncı, nefes alamama, bunlar beni öldürür. Ben uçaktan düşebilirim demiyor. Niye? Çünkü buna kafası basmıyor. Neden? Eğitim yok. Sıfır. Şimdi bu adamlar Türkiye'ye geliyor. Ve Suriyeliler gibi de değil. Yani adamlar olduğu gibi kaçıp geliyor. Hapishaneden salmışlar, kaçmış buraya gelmiş. Örgütten kaçmış. Kaçıp buraya gelmiş. Vurulmuşlar, kaçıp buraya gelmiş. Geride karısı çoluk çocuğu yetişememiş, ona yük olur deyip bırakmış buraya gelmiş insanlar. Şimdi bu insandan ne bekleyebiliriz? Adamlarda bu olay yok. Niye? Nasıl yani yaşama olayı yok? Adamın aile gibi bir olayı yok. Türkiye'ye geldikleri zaman büyük sıkıntılar burada başlar. Çünkü adam ölümden korkmuyor. Hani gözü kara cesareti değil de cahil cesareti var. Tabiri caizse bu şekilde. Cahil cesareti var adamın. Yani önünde 5 tane Afgan grubu var. Şimdi önünde 5 tane Suriyeli var. Adam der ki ya ben bunu bıçaklarım, öldürürüm veya sen ölürüm, vururum, ederim. Sonra Suriye'ye kaçarım, Suriye'de yaşarım. Bunu düşünen çok az Suriyeli vardır. Çok nadirdir yani. Çok az Suriyeli. Oldu mu oldu, evet kabul ediyoruz ama çok nadir Suriyeli vardır. Neden? Çünkü birçok Suriyelinin ailesi burada. Ya ben karıyı, çoluk çocuğu burada bırakırım. Oraya kaçarım. Onlar da sonra gelir diye düşünmez. Niye düşünmez? Çünkü lan cennet gibi vatan, zaten savaştan kaçmışım, buraya gelmişim. Dişini sıkarım. Afgan'da böyle bir olay yok. Afgan'ın zaten bir kaydı da yok. Kaçak geliyorlar İran'dan. İran gibi ikinci dünya ülkesi olan, yani rezalet bir ülke demeyelim de bizden daha düşük bir ülke olan bir kavim, bir topluluk, bir millet bile Afganlara direkt diyor ki kardeşim gelin ben size sınır kapısını açarım. Yeter ki benden kalmayın ama benim ülkemden de geçin gidin. Ben size bunun imkanı veririm diyen İran bile bunları kabul etmiyor yani. Amerika eğitim veriyor ve 85 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış ama Amerika'da kendi menfaati doğrultusunda eğittiği adamlar bunlar. Geri kalanla karışmıyor. Vurulmuş, ölmüş, umurunda değil. Uçak kalkarken adamlar görüyorlar. Tekerlerde, kanatlarda adam var. Ona rağmen uçağı durdurmuyor. Diyor ki ölürse ölsün. Yani vazgeçilmiş bir millet olarak bunlar böyle. Peki Afganlar neden böyle sürekli savaş halindeler? Şimdi düşünün, bir ülkeniz var. Ülkenizde silah serbest, sıkıntı çok büyük, kanunlar ilerlemiyor. Yani askerin olduğu yerde kanun geçiyor. Askeri olmadığın yerde, yani askerinin olmadığı yerde, polisin olmadığı yerde örgütlerin koyduğu kurallar geçiyor. Hep sürekli savaşla büyüdükleri için sıkıntıları çok büyük oldu. Hep nefretle büyüdür. Aslında savaşın çocuğunun eşit anlamlısı, eş anlamlısı nefretin çocuğudur. Adamlar o kadar sürekli savaş halinde ki adamlar sanki PUBG oynar gibi savaşıyorlar. Yani kütür kütür ölüyorlar ve çok büyük yaslar veya kayıplar görünmüyor kendi hallerinde. Yani şu an izlediğiniz videolarda göründüğü gibi. Yani buradaki savaşan birçok insan sivil. Yani bu tabii çok uzun süredir böyle olduğu için jenerasyondan jenerasyona atlaya çok farklı bir levele gelmiş. Örnek veriyorum. Bir Afgan senin karşında öleceğini bilir.
şu şekilde devam eder. Ulan ben burada öleceğim. Kendim yanında kaç tanesini götürürümün şeyindedir. Yani bir geri vites veya bir alttan alma şekli yoktur. Bunun en büyük sebebi de Afganistan'daki eğitimsizlik. Yani adamların tek aldığı eğitim adam vur, nasıl savunursun, silah nasıl kullanırsın. Bunlara istemiyorsan da silah nasıl yaparsın veya nasıl mücadele edersin. Gerçekten çok sıkıntılı. Kadınlar çok sıkıntılı, çocuklar çok sıkıntılı, sürekli çatışma halinde. Düşünsene savaşın ortasından gelmişsin, üç tarafı denizlerle kaplı, on numara insanlar var, kimse kimsenin tavuğuna kış demiyor falan. Yani tabii ülkemizde suç oranları artıyor ama tabii Afganistan'dan yan yana koyduğunuz zaman, şu anki izlediğiniz video kesitlerinde de görürsünüz, Afganistan'ın Türkiye'yi yan yana koyduğunuz zaman yat kalk dua et, yani böyle bir ülkede yaşıyorsun. Onlara gerçekten cennet, vaat edilmiş toprak kadar iyi gelir yani. O yüzden Afganlar çok büyük bir tehlike. O yüzden bizim ülkemiz böyle bir millete alışık değil. Ha, bizim ülkemiz olarak biz Suriyeli göçmenlere veya mültecilere de alışık değildik ama bir yerden sonra ayak uydurduk. Birbirlerimizle nasıl yaşamamız gerektiğini bulduk, öğrendik. Ama Afganlarda bu şekil olmuyor. O yüzden Afgan göçü çok önemli bir olay, çok büyük bir problem. Bir an önce el atılması gereken bir olaydı. Türkiye Suriyelileri bir yere kadar kaldıramıyordu ama göğüs gerdi, kaldırmaya başladı ama Afganistanlıları gerçekten kaldıramayız. Çok sıkıntılı bir olay. Hatta size ileriki videolarda Afganların Sovyetlere karşı olan mücadelesini, Sovyetleri Afganistanlıları nasıl ilk başta darma duman ettiğini, şehirlerini işgal ettiğini, ardından komünizm sistemini tam oraya oturtmaya başlarken Afganların Amerikan yardımıyla onları nasıl darma duman ettiğini bir video daha yaparım. Onları da tarihsel örneklerle, video örnekleriyle size yayınlamaya başlayacağım. O yüzden kanalımı takip edip, yani abone olup bu videoyu beğenirseniz, bildirimleri açarsanız bunlardan da haberdar olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.